Kırmızı ve Siyah. Yazan: Stendhal. Çeviren: Nurullah Ataç. 11. Bölüm. 8. Asıl onur veren nişan hangisidir? Ağzı kuruyan dev suyun beni kandırmıyor dedi. Ama bu kuyu Diyarbakır'ın en serin kuyusudur. Bellico. Bir gün Julien, Monsieur Mol'ün sen kıyılarındaki o güzelin Virker topraklarında dolaşmış konağa dönüyordu. Marki, bütün mülkleri içinde en çok toprağa ilgi gösterirdi. Çünkü yalnız o ünlü Boniface de la Mole'den kalmıştı. Julien konağa varınca Marquis de kızının Hayri'den dönmüş olduklarını gördü. Şimdi o tam bir dandy olmuştu. Dandy İngilizce iki dirhem bir çekirdek, şık, züppe anlamındadır. Paris'te yaşama sanatının ne olduğunu biliyordu. Matmazel Mol'ü görünce onunla konuşmalarında ilgisiz ve uzak davrandı. Onun neşeli neşeli attan nasıl düştüğünü durmadan sorup anlattırdığı günleri sanki hiç hatırlamıyordu. Matmazel Moll de Julien'i büyümüş, benzi sararmış buldu. Boyu bosunda, giyinişinde, içinde taşlalılıktan iz kalmamıştı ama konuşması daha tam bir Parisli konuşması değildi. Hala pek ciddi, hayale yer vermeyen sözlerden kurtulamamıştı. Şu kadar ki hep akılcı davrandığı halde gurur, onun konuşmasını efendisine hesap veren bir adam konuşmasına benzeme tehlikesine düşürmüyordu. Ama hala birçok şeye önemli diye baktığı belliydi. Ama söylediğini savunmaya hazır bir adam olduğu da görülüyordu. Matmazel Mol babasına Julien'e verdirdiği nişan için alay ederek dedi ki ''Doğrusu şöyle bir rahat adam değil ama akılsız hiç değil. Kardeşim kendisine nişan verdirmenizi 18 ay söyledi. Hem de o bir Lamol.'' Öyle ama Julien'in kendine özgü düşünceleri, sözleri var. Sözünü ettiğiniz La Molde ise hiç öyle bir şey görmedik. Reds dükünün geldiği haber verildi. Matilde içinde karşı konmaz bir esneme ihtiyacı duydu. Babasının salonu o yıllardır değişmeyen yaldızları, yıllardır değişmeyen konuklarıyla ruhunu bunaltıyordu. Paris'te geçireceği hayatın ne kadar sıkıntılı olacağını bilirdi. Ama Hayri'deyken de Paris'i özlemişti. Daha 19 yaşındayım diyordu. Bütün o sırmalı budalalar bu yaşın mutluluk çağı olduğunu söyler. Kendisi Provence'da gezerken alınıp salonun konsolu üzerine yığılmış 8-10 yeni şiir kitabına bakıyordu. Matilde, Monsieur de Croissanoa'dan, Monsieur de, de Luz'dan, bütün dostlarından daha akıllı olmak gibi bir bahtsızlığa uğramıştı. Onların güzel Provence göğü, şiir, güney illeri ve benzeri üzerine neler söyleyeceklerini bütün o beylik sözleri ezberebilirdi. O güzel gözler, o ruhun çok derin bir iç sıkıntısına tutulduğunu, bundan da kötüsü bir gün zevki erişmekten umudu kalmadığını gizleyemeyen gözler Julien'e ilişti. Onda Julien'de öyle herkese benzememek gibi bir meziyet, hiç olmazsa bu meziyet vardı. Matmazel Mol, soylu kadınların kullandığı ağızdan birdenbire çıkıp kesilen, hiç kadınlık ruhu göstermeyen o sertçe sesle ''Monsieur Sorel'' dedi. ''Bu akşam Monsieur de Retz'in balosuna geliyor musunuz?'' Matmazel, ben dük cenaplarına tanıtılmak onuruna erişemedim. Sanki bu sözler dük unvanı o kibirli taşla delikanlısının ağzını yırtıyordu. ''Kardeşime sizi de götürmesini söylemiş.'' Gelseydiniz bana Wilker'deki köşkü de anlatırdınız. Bu bahar oraya gidecekmişiz. Bilmem oturulabilir bir ev mi? Çevresi de dendiği kadar güzel mi? Övülen ne yerler var ki hiç de güzel değildir. Julien saygıyla selamladı. Demek ki ben bir baloda bile aile bireylerinden her birine hesap vermeye borçluyum. Bana işlerine bakayım diye para veriyorlar ya. Öfkeli olduğu için aklından şu da geçti. Hem bakalım küçük hanıma söyleyeceklerim babasının, kardeşinin, annesinin tasarımlarına uygun gelecek mi? Burası tam bir derebeyi sarayı. İnsan burada hem tam bir sıfır olacak hem de kimsenin yakınmasına yer bırakmayacak. Matmazel Molü annesi dostlarından birkaç hanımla tanıştırmak için yanına çağırtmıştı. Julian onun yürüyüşüne bakarak bu uzun kız da çok sinirime dokunuyor dedi. Modayı da aşırıya kaçırır. Elbisesi omuzlarından düşecek yola çıkmadan öncekinden daha sararmış. Saçlar o kadar sarı ki neredeyse rengi kalmamış. Sanki saydamlaşmış. Selam verişinde, bakışında bu ne kendini beğenmiştik. Sanırsın ki bir kraliçe. Matmazel Moll salondan çıkmak üzere olan kardeşini çağırmıştı. Kont Norbert Julien'e doğru geldi. ''Azizim Sorel'' dedi. ''Bu gece Mösyö'de Retzin balosuna gideceğiz. Sizi saat 12'de nerede bulayım?'' Mösyö'de Retz sizi oraya kesinlikle getirmemi söyledi. Julien yerlere kadar eğilip selamlayarak ''Bu büyük lütfu kime borçlu olduğumu bilirim.'' dedi. Norbert'ın söz söylerken gösterdiği o nazikçe hatta ilgili hale alınmak için hiçbir neden bulamayınca Julien öfkesini kendi kendisinden çıkarmak istedi. Norbert'in övücü sözlerine verdiği yanıtı bayağıca buldu. Akşam baloya vardığında Reds konağının görkemliliği gözlerini aldı. Kapıdan girilince insanın ilk önüne gelen bahçe parlak kırmızı keten bezinden bir çadırla örtülmüştü. Doğrusu pek zarif bir şey. Bu çadırın altı çiçek açmış zakkumlarla, portakal ağaçlarıyla bir orman haline getirilmişti. Saksıları iyice örtülmüş olduğundan o ağaçlar sanki yerden çıkıyor sanırdınız. Arabaların geçtiği yola kum dökülmüştü. Bizim taşlı uşağı bütün bu durumu pek olağanüstü buldu. Böyle bir görkemi hayaline bile sığdıramazdı. Bir an içinde bütün sinirliliği, öfkesi kayboldu. Kendini heyecanlı hayallere bıraktı. Baloya gelirken arabada Norbert pek mutlu gözüküyor. Julian ise her şeyi kara görüyordu. Bahçeye girer girmez her şey değişti. Norbert bütün bu görkemlilik içinde biraz ihmal edilmiş birkaç noktayı görüyor ancak onlara ilgi gösteriyordu. Her şeye ne kadar para gitmiş olabileceğini hesaplayıp giderlerin ne kadar büyük olduğunu anladıkça Julien'in de pek iyi sezdiği gibi kıskanıyor, neredeyse kızıyordu. Julien'e gelince o sanki büyülenmişti, hayrandı, heyecandan utanır gibiydi. Dans edilen salonlardan birincisine vardığında işte böyle bir görünümü vardı. İkinci salonun kapısında herkes birbirini itiyordu. O kadar kalabalık vardı ki Julien bir türlü yol bulup geçemedi. Bu ikinci salon Granada'nın Elhamra Sarayı'na benzetilerek süslenmişti. Omzu Julien'in çenesine giren bir delikanlı, ''Hakçasını söylemek gerek, balonun kraliçesi.'' dedi. Yanındaki de, ''Bütün kış Paris'in en güzel kızı olan Matmazel Furmon, şimdi ikinciliğe düştüğünü görüyor.'' dedi. ''Bak ne tuhaf bir hali var. Doğrusu hoşa gitmek için elinden geleni yapıyor. Bu kontradansta yalnız kaldığı zamanlar bak ne şirin gülüyor. İnanın eşsiz bir gülümseme.'' Matmazel Mol ne kadar beğenildiğinin kendi de farkında ama bundan duyduğu zevki belli etmek istemiyor. Sanırsın ki kendisiyle konuşanın hoşuna gitmekten korkuyor. Çok iyi söyledin. İşte hoşa gitme sanatını bilmek buna derler. Julian herkesi sanki büyüleyen o kızı görmeye çalışıyorsa da önünde kendinden uzun 7-8 kişi bulunduğu için bir türlü göremiyordu. Bıyıklı delikanlı böyle pek soylu duruşunda oldukça cilve de var dedi arkadaşı hele tam içini belli edecek sanılırken birdenbire o iri mavi gözlerini indirivermesi yok mu dedi. İşte tam ustalık. Bir üçüncüsü bakın dedi. Güzel Fırman onun yanında bayağı bir kız veriyor. Onun bu çekingen kendini tartan haliyle ne demek istediğini anlamıyor musunuz? Karşısındakine siz bana yaraşır bir erkek olsaydınız ben size ne övgülü sözler etmezdim demek istiyor. İki delikanlı, o yüce Matilde de hangi erkek yarışabilir? Güzel, zeki, hoş sohbet, fidan boylu, savaşta yararlılık göstermiş, yaşı da 20'yi aşmamış bir kral. Rusya İmparatorunun piçi. Böyle bir kızı alınca bir yerlere de kral edili verir. Ya da yalnızca o giyimli, kuşamlı köylü haliyle Taler kontu. Kapının önündeki kalabalık biraz azaldı. Julian içeri girebildi. İçinden, madem ki bu bebekler onu bu kadar dikkate değer buluyor, ben de bir gözden geçireyim diyordu. Bu adamların gözünde kusursuzluk neymiş bir anlayalım. Julien gözleriyle Matilde'yi araştırırken Matilde de ona baktı. Julien içinden hadi görev başına dedi. Ama artık öfkesi geçmiş belki biraz yüzünde kalmıştı. Merakla ilerledi. Matilde'nin omuzlarına şöyle ilişi vermiş olan elbiseyi görmek de zevkini artırıyordu. Ama doğrusu onurunu okşayacak gibi değil. Güzelliğinde bir tazelik var, dedi. Aralarında kapıda konuşurlarken duyduğu gençlerde bulunan 5-6 kişi ikisinin ortasındaydı. Matilde, bütün kışı burada geçirdiğiniz için siz daha iyi bilirsiniz Monsieur, dedi. Hele mevsimin en güzel balosu bu değil mi? Julien karşılık vermiyordu. Kulonun bu kadrili gerçekten hoş şey. Buradaki hanımlar da kadrili doğrusu kusursuz oynuyor. Delikanlılar ille de yanıt vermesi istenen mutlu adamın kim olduğunu görmek için dönüp baktılar ama Julien'in yanıtı konuşmayı alevlendirecek bir söz olmadı. Ben bu işte iyi bir hakem olamam Matmazel. Günüm yazmakla geçiyor. Ömrümde ilk olarak bu kadar büyük bir balo görüyorum. Bıyıklı delikanlıları içerlediler. Matilde daha çok ilgi göstererek akıllı usta adamsınız Mösyö Sorel.'' dedi. Bütün bu balolara, bu şenliklere bir filozof gözüyle, örneğin bir Jean-Jacques Rousseau gibi bakıyorsunuz. Bu deliliklere şaşıyor, kendinizi kaptırmıyorsunuz. Bir söz, Julien'in hayallerini dağıtıvermiş, gönlünden her türlü tatlı kuruntuyu uzaklaştırmıştı. Belki abartılmış bir küçümseme edasıyla dudak bükerek, Jean-Jacques Rousseau dedi. Kibarlar çevresi hakkında yargı vermeye kalktı mı? Bence budalalışı veriyor. Doğrusu kibarlar çevresini anlamamış. O çevrede sonradan görme bir uşak ruhuyla dolaşmıştır. Matilde tapar gibi bir tavırla Ruso toplum sözleşmesini yazan adam dedi. Bir yandan cumhuriyet kurulmasını, krallık dönemi rütbelerinin unvanlarının kaldırılmasını ister, bir yandan da bu sonradan görme, bir dük, her günkü gezme yolunu dostlarından birine eşlik etmek için değiştirse sevinçten sanki sarhoş olur. Matmazel Moore ilk olarak bilgiçlik edebilmenin verdiği hazla kendinden geçmiş gibi bir sevinç içinde ''Evet'' dedi. Luxemburg dükünün Montmorency'de Monsieur Condi adında birine Paris yolunda arkadaşlık etmesini söylüyorsunuz dedi. Hani akademi üyelerinden biri tarihte Ferret Rius adlı bir kral bulu vermişti. Matilde de bu sözleri söylerken hemen onun kadar bilgiçlik taslayarak koltuk kabartıyordu. Julian gene o içe işlemek ister gibi keskin, neredeyse ayıplayan bakışıyla bakıyordu. Matilde bir an coşar gibi olmuştu. Karşısındakinin o sert, soğuk duruşu onu ta içinden sarsıp verdi. Bir türlü anlayamıyordu. Demek ki karşısındakinin coşkunluğu üzerine soğuk su dökü vermek yalnız kendisine vergi değilmiş. O sırada Cressona markisi bir hizmete koşarcasına Matmazel Mor'un yanına seyirtiyordu. Pek yakına kadar geldi ama kalabalıktan daha fazla sokulamadı. Bu engel yüzünden ilerleyemediğini söyler gibi gülümseyerek bakıyordu. Matilde'nin yakın akrabasından Rouvra markizi de Mösyö de yanındaydı. Markiz kocasının koluna girmişti. Daha 15 gündür evliydiler. Rouvra markisi de pek gençti yüzünden evlenirken soyca da paraca da kendine uygun bir kız bulmaktan başka bir şey düşünmediği halde kısmetine oldukça güzel bir kadın çıktığını gören adamın bütün o budalaca aşkı seziliyordu. Çok yaşlı bir amcası vardı. O ölünce Monsieur de Ruray dük olacaktı. Kalabalığı bir türlü yarıp geçemeyen Kresuna Marquis'i gülüp dururken Matilde gök mavisi iri gözleriyle onu da yanındaki de süzüyordu. İçinden bu insanlardan daha bayağı ne olabilir dedi. İşte beni almak isteyen Krasunoa. Uysal, terbiyeli bir adam. Mösyödör Rura gibi onun da her hareketi kusursuz. Bu beylerin insanın ruhuna sıkıntı vermekten başka bir suçları yok. O da benimle baloya giderken tıpkı Ruray markesi gibi dar kafalı, hoşnut bir adam hayır takınacak. Evlendiğimizden bir yıl sonra arabam, atlarım, elbiselerim, Paris'ten 20 fersa ötede köşküm, her şeyim istediğimden iyi olacak. Görmemiş bir kadını, örneğin bir Rule kontesini kıskançlıktan çatlatmaya yeter. Ya sonrası? Matilde umutsuzca bunalıyordu. Cresuna markisi onun yanına sokulabilmiş bir şeyler anlatıyordu. Ama Matilde hiç kulak vermeyip hayallere dalmıştı. Onun için Cresuna'nın sözleri balonun gürültüleri arasında bir gürültüden başka bir şey değildi. Gözleri kendi de belki bilmeden hep Julien'deydi. Julian ise saygıyla ama kibir, hoşnutsuzluk gösteren bir tavırla onun yanından ayrılmıştı. Matilde bir köşede dönüp dolaşan kalabalıktan uzakta Kont Altamira'yı gördü. Ülkesinde ölüm cezasına çarptırılmış olan bu adamı okurlarımıza tanıtmıştık. 14. Louis zamanında akrabalarından bir kadın bir Konti prensine varmış olduğu için o anıya saygıdan rahipler kurulunun polisi Kont Altamira'yı pek rahatsız etmiyordu. Matilde içinden... Yalnız ölüm cezası bir insana gerçek bir üstünlük veriyor, dedi. Parayla alınmaz da ondan. Şimdi söylediğim hoş bir söz. Ne yazık ki karşımdakileri hayran edecek bir sırada aklıma gelmedi. Zevki ince bir kız olan Matilde, önceden hazırlanmış bir nükteyi harcamak için konuşurken fırsat yaratmaya kalkışan kimselerden değildi. Ama kendini de oldukça beğenir insanlardan olduğu için böyle güzel bir şey bulunca sevinmesi pek doğaldı. Yüzünde az önce görülen iç sıkıntısı yerine bir hoşnutluk belirdi. Hala anlatıp duran Cresinoa Marquis'i kızın bu halini kendi sözlerine yordu. Artık işi oluyor sanarak sözü uzattı. Matilde içinden karşı çıkmayı en çok sevenler bile benim o sözüme ne diyebilir dedi. Eleştirilere verecek yanıtım da var. Baron, kontumbanları parayla alınır, nişan verilir. Kardeşime verdiler. Ama o nişan almak için ne iş gördü? Rütbe almak da kolay. İnsanın 10 yıl kışlada kalması, bir hısmının Milli Savunma Bakanı olması, kendisine Norbert gibi bir süvari bölüğü komutanlığı verir. Bu büyük bir servet. En zoru. En zoru olduğu için de en şereflisi gene bu. Ne tuhaf. Kitaplar bunun tersini söyler. Servet için de insan, Monsieur Rothschild'in kızını alır, Olur biter. O sözüm gerçekten derin bir söz. Bir insanın kayrılmayı istemeyeceği tek şey varsa o da ölüm cezası. Mösyö de dönüp, Kont Altamira'yı tanır mısınız? diye sordu. Matilde ta uzaklardan geliyormuş gibi bir hal vardı. Sorduğu şeyin de zavallı Marki'nin deminden beri anlattığıyla hiçbir ilişkisi yoktu. O kadar ki adamcağız şaşırıp söyleyecek hoş bir söz bulamadı. Oysa hoş sohbet bir adamdı. Hoş sohbet diye ünü de vardı. İçinden Matilde ne tuhaf kız dedi. Doğrusu bu hali çekinilecek bir şey ama Matilde kocasının toplumdaki durumunu yükseltir. Bilmem nasıl oluyor, Mol Markisi her partinin en ileri gelenleriyle sıkı fıkı dost. O adamın batması olanaksız. Zaten Matilde'nin o garip halini deha sayacaklar da bulunur. İnsanın soylu ve parası da bol oldu mu Deha gülünç gözükmez. Büyük bir erdem olur. Zaten Matilde istediği zaman sözlerinde hem zeka hem dilek gücü var. Hem de onları tam yerinde kullanıyor. İncelikle sevimliliğin son derecesi de bu değil mi? İki şeyi bir arada başarmak güç olduğundan Marki, Matilde'nin sorduğuna kendi diyeceği bir şey olmayan ancak ezberlediği dersi okuyan bir adam haliyle karşılık verdi. O zavallı Altamira'yı kim tanımaz ki? Altamira'nın ülkesinde hükümete karşı girişip de başaramadığı gülünç, anlamsız girişimin tarihini anlatmaya başladı. Matilde sanki kendi kendine söylenir gibi, evet çok anlamsız dedi. Ama o işe girişmiş bir adam, ben bu adamı görmek istiyorum onu buraya çağırsanıza. Bu söz, bu istek Markin'in pek sinirine dokundu. Kont Altamira, Matmazel Molino kibirli, neredeyse küstahça haline hayran olduklarını en açıkça söyleyenlerden biriydi. Dediğine göre Matilde, Paris'in en güzel hanımlarından biriydi. Mösyö de ''Bir tahta ne kadar yakışır?'' dedi. Hiç naz etmeksizin onunla yürüdü. Kibarlar çevresinde çoğu kimseler 19. yüzyılda hükümete karşı gizli hareketlere girişmeyi dünyanın en büyük zevksizliği sayar, onda bir jacobenlik kokusu duyarlar. Bir işi atılıp başaramayan bir jacobenden daha çirkin ne olabilir? Matilde Möslü de Krone'a göz işareti edip Altamira'nın özgürlükçülüğüyle eğleniyor ama gene zevkle dinliyordu. İçinden Baloda bir ihtilalci. Ne güzel karşıtlık." dedi. Altamira'yı o kara bıyıklarıyla dinlenen bir aslana benzetiyordu. Ama arası çok geçmedi, o ihtilalcinin kafasında tek bir şey bulunduğunu anladı. Yararlılık, yararlı olana hayranlık. Ülkesinde parlamento yönetimini getirebilecek hareketlerden başka hiçbir şeyi bu genç kont dikkate değer görmezdi. İçeriye Perulu bir general girdiğini görünce balonun en şirin insanı olan Matilde'yi sevinerek bırakıp gitti. Avrupa'nın kendi kendini kurtarmasından umudu kalmayan zavallı Altamira, Güney Amerika devletlerinin bir gün kuvvet, kudret sahibi olup Avrupa'yı kendilerine Mirabu'nun gönderdiği özgürlüğe kavuşturmasını bekliyor, bununla avunuyordu. Bıyıklı bir sürü delikanlı bir kasıga gibi gelip Matilde'nin çevresini almıştı. Matilde, Altamira'yı kendisine bağlayamadığını anlamış, onun kalkıp gitmesine oldukça içerlemişti. Şimdi Perullu generalle konuşurken gözlerinin parladığını görüyordu. Matmazel Moll genç Fransızlara öteki güzel kızların bir türlü beceremedikleri o derin ciddilik edasıyla bakıyordu. Bunlardan hangisi diye düşünüyordu. Bunlardan hangisi talihlerinin son derece yardımcı olduğunu varsaysak bile kendini ölüm cezasına çarptırabilir. Matilde'nin bu bakışı akılca züğüt olanların koltuğunu kabartıyorsa da Ötekileri kaygılandırıyordu. Birdenbire başlarına dokunaklı, yanıtlanması zor bir söz fırlatılmasından korkuyorlardı. Matilde içinden kibar bir soydan olmak insana birçok üstünlük bağışlıyor diyordu. Bunlardan yoksun olan kimse bana ters gelir. İşte örneği Julien. Ama soylu kimselerin ruhunda da insanı ölüm cezasına çarptıran erdemler solup gidiyor. O sırada biri Matilde'nin yanı başında Kont Altamira'dan söz ediyordu. Bu Kont Altamira San Nazaro Pimentel Prensi'nin ikinci oğludur. 1268'de kafası kesilen Konradini'ni kurtarmaya çalışan da bir Pimentel'dir. Bu aile Napoli'nin en soylu ailelerinden biridir. Matilde içinden bu benim kibar soydan olmak insanın ruhunda ölüm cezasına çarpılmak için gereken irade gücünü yok eder sözünü pek de doğru çıkarmıyor dedi. Demek ki bu akşam benim kısmetim saçmalamaktan açılmış. Madem ki öbür kadınlardan farkım yok hadi ben de dans edeyim. Bir saatten beri yalvaran Cresonoa Marki'nin ısrarlarını artık pek dedi. Felsefe konusundaki zavallılığını unutmak için Matilde son derece şirinlik gösterdi. Mösyö'de de ağzı kulaklarında vardı. Ama dansta saray adamlarının en güzellerinden birinin hoşuna gitmek isteği de Matilde'yi avutmadı. Çevremizdekileri bundan fazla hayran etmek hiçbir kızın elinden gelmez. Matilde balonun kraliçesi olmuştu. Bunu kendi de görüyor ama aldırmıyordu. Bir saat sonra dansı bitirip Cresinoa ile birlikte yerine dönerken ben Cresinoa gibi bir adamın karısı olunca ne silik bir ömür süreceğim diyordu. Sonra hüzünlü hüzünlü ekledi. Ben Paris'ten 6 ay uzak kaldıktan sonra bütün Paris'in ağzının suyun akıtıran bir baloda eğlenmezsem ne zaman nerede eğlenebilirim? Hem burada daha üstünü, daha kibarı, akıldan geçmeyecek kimselerden saygı övgü görüyorum. Burada soylular sınıfından olmayan birkaç senato üyesi belki bir iki de Julien'den başka kimse yok. Hüznü gitgide artıyordu. Hem de talihim bana ne üstünlükler vermiş. Ünlü bir soy, zenginlik, gençlik, her şey mutluluktan başka her şey erdemlerimin belki en kuşku götürenleri gene bu adamların ağzından düşmüyor. Akıllı olduğumu söylüyorlar inanırım çünkü hepsi benden yılıyor. Ciddi şeylerden söz açılsa 5 dakika geçmeden hepsinin soluğu kesiliyor. Benim bir saattir söyleyip durduğumu bir anlayan olursa büyük bir düşünce keşfettiğimi sanıyor. Güzelim, Madame de Steyr güzel olabilmek için her şeyini feda ederdi. Ben de o erdem var ama iç sıkıntısından ölüyorum.'' Ben matmazel Mol olmaktan çıkıp Cresnoa markizi olunca içimin daha sıkılması için neden mi olacak? İçinden neredeyse ağlamak geliyordu. Ama dedi. Cresnoa kusursuz bir adam değil mi? Bu çağ eğitimini yetiştireceği en olgun adam. Yüzüne bir bakın. Hemen söylenecek hoş, ince bir söz bulur. Yiğittir de. Gözlerinde o gamlı bakış yerine kızgın bir bakış belirdi. Bu sor elde ne tuhaf insan. Kendisine bir söyleyeceğim var dedim. Bir daha gözükmeye tenezzül etmedi. 9. Balo. Elbiselerin o süsü, ışıkların parlaklığı, güzel kokular, o güzel kollar, pürüzsüz omuzlar, demet demet çiçekler. Rossini'nin ruhu göklere çıkaran havaları, Çiçeri'nin tabloları. Ben kendimden geçtim. Voyage, Duzeri. Mol markizi kızına öfkeli gibi duruyorsunuz dedi. Haberiniz olsun bir baloda böyle şeyler iyi görülmez, kabalık sayılır. Matilde küçümser gibi bir tavırla öfkeli değilim, başım ağrıyor dedi. Burası çok sıcak, Tam o sırada Matmazel Molin sözünün ne kadar doğru olduğunu kanıtlamak ister gibi ihtiyar Baron de Tolly bayılıp yere yuvarlandı. Kaldırıp dışarı çıkarmak zorunda kaldılar. İhtiyarın kalbi durduğu söylendi. Bu pek kötü olay oldu. Matilde bu işe hiç ilgi göstermedi. İhtiyarlara hüzünlü şeyler söyler diye adı çıkmış kimselere bakmamayı kendine huy edinmişti. Baron'un kalbi durduğu sözünden kurtulmak için dans etti. Düşüvermesi kalp durmasından değilmiş ki. Baron iki gün sonra gene ortaya çıktı. Matilde bu dansı da bitirince Monsieur Sorel hala gelmiyor dedi. Onu gözleriyle arıyordu. Başka bir salonda olduğunu gördü. Şaşılacak şey Julien'in o doğal olan aldırışsızlık, heyecansızlık hali o İngiliz'e benzemesi geçmiş gibiydi. Matilde içinden Kont Altamira ile bizim idam mahkumuyla konuşuyor dedi. Gözünde koyu bir ateş var. Sanki kendini tanıtmak istemeyen bir kral oğlu hali. Bakışlarındaki gurur bir kat daha artmış. Julien, Altamira ile konuşa konuşa Matilde'nin durduğu yere doğru yürüyordu. Matilde gözlerini ayırmadan ona bakıyor, onun yüzünü bir adamı ölüm cezasına çarpılmak şerefini erdiren yüce erdemleri arar gibi süzüyordu. Julien, Matilde'nin yanından geçerken Kont Altamira'ya ''Evet'' diyordu. Danton tam bir adamdı. Matilde içinden acaba o da bir Danton mu dedi. Ama onun ne kibar bir yüzü var. Danton'un suratıysa korkunç denecek derecede çirkin. Yanılmıyorsam Danton kasaplıktan yetişmiş. Julien daha pek uzaklaşmamıştı. Matilde onu çağırmaktan çekinmedi. Danton bir kasaptı değil mi? diye sordu. Bir kızın böyle bir şey sormasını olağanüstü bir ataklık sayıyor, bundan gurur duyuyordu. Altamira ile konuşurken gözlerinde parlayan alev, hala sönmemiş olan Julien, karşısındakini küçümsediğini pek de gizlemeyerek, "Evet, bazı kimselerin gözünde öyledir." dedi. Ama ne yazık ki soyluların gözünde o Mericur sende bir avukattı. Sonra şirretçi bir tavırla ekledi. "Yani matmazel o da burada gördüğüm senato üyelerinin çoğu gibi başlamış. Gerçi Danton'un güzeller gözünde pek büyük olan bir kusuru daha varmış." oldukça çirkinmiş. Julien bu son sözleri çabuk çabuk, hiç de terbiyelice denemeyecek garip bir tavırla söylemişti. Bir an bekledi. Başıyla göğsünü gururlu bir alçak gönüllülük edasıyla hafifçe eğmişti. Sanki şöyle bir şey der gibiydi: "Benim aldığım para sizin sorduklarınıza yanıt vereyim" diyedir. Ben de aylığımla geçinen bir adamım. Gözlerini kaldırıp Matilde'ye bakmaya tenezzül etmiyordu. Matilde ise güzel gözlerini her zamankinden fazla açıp Julien'e dikmiş, onun tutsağıymış gibi duruyordu. Sessizlik uzayıp gittiğinden Julien gözlerini kaldırdı. Kıza emir bekleyen bir uşak, efendisine nasıl bakarsa öyle baktı. Gözleri Matilde'nin garip bir bakışla hala kendine dikilmiş kalmış gözleriyle karşılaştı. Ama gene de hemen çekilmek istediğini belli ederek uzaklaşıp gitti. Matilde sonunda daldığı düşten silkinip kendisi gerçekten o kadar güzel olsun da gene kalkıp çirkinliğe ölsün dedi. Sözü kendine çevirmeye hiç gerek görmüyor. Bir Kailus, bir Cressona gibi değil. Bu Sorel'de babamın Balo'da Napolyon'u taklit ettiği zaman takındığı tavrı andıran bir tavır var. Danton'u büsbütün aklından çıkarmıştı. Doğrusu bu akşam için pek sıkılıyor. Kardeşini yakalayıp koluna girdi onu baloda dolaşmaya sürükledi. Bu da Norbert'in pek işine gelmedi. Sonra Matilde, Julien'in idam mahkumuyla neler konuştuğunu dinlemek istedi. Çok kalabalıktı. Ama Matilde gene onların yanına varabildi. Altamira iki adım ötede bir tepsiye elini uzatmış bir bardak dondurma alıyordu. Gövdesi yarı dönük, Julien'e bir şeyler anlatırken kolunun yanında dondurma almak için uzanmış sırmalı bir kol gördü. O sırma işleme dikkatini uyandırmıştı. O kolun kimin olduğunu anlamak için iyice döndü. O soylu, o saf bakışlı gözlerde hemen bir küçümseme, bir aşağılama edası belirdi. Oldukça yavaş bir sesle Julien'e ''Şu adamı görüyor musunuz?'' dedi. Nokta nokta elçisi Araseli Prensi. Bu sabah sizin Dışişleri Bakanı Monsieur de Nerval ile görüşüp benim Fransa'dan çıkarılmamı istemiş. İşte bakın şurada Vist oynuyor. Mösyö'den Nerval benim teslim edilmeme oldukça gönüllü. Çünkü 1816 devriminde bizim ülkeden de 2-3 kişi vardı. Beni kralıma teslim ederlerse 24 saat geçmez asılırım. Beni yaka paça edecek olan da şu bıyıklı cici beylerden biri. Julien yarı yüksek bir sesle ''Alçaklar!'' diye bağırdı. Matilde onların konuştuklarının bir hecesini bile kaçırmıyordu. İç sıkıntısından iz kalmamıştı. Kont Altamira o kadar alçak değiller dedi. Size kendi sözümü etmem amacımı hayalinizde kolayca yer edecek bir örnekle anlatmak içindi. Hele Araseli prensini bir bakın. Her beş dakikada bir gözleri Toson Dor nişanında. Göğsüne o oyuncağı takabilmiş diye keyfinden geçilmiyor. İşin doğrusunu ararsanız o zavallı, dünyaya geleceği zamanı şaşırmış bir adamdır. Bundan yüz yıl önce Tüson Dor nişan alabilmek gerçekten büyük bir şerefti. Ama o zaman da Araseli Prensi gibi adamların başının ta üzerinden geçerdi. Bugün kibarlar arasında o nişana sevinecek olanlar bu Araseli gibilerdir. Araseli bu nişan alabilmek için bütün bu kent halkını astırmaktan çekinmezdi. Julien heyecanla öyle bir şey yaparak mı aldı diye sordu. Altamira istifini bozmaksızın karşılık verdi. Tam öyle değil ülkesinde özgürlükçü diye tanınmış 30 kişiyi ırmağa attırdıysa işte o kadar. Julian gene canavar dedi. En ateşli bir ilgiyle başını eğen Matmazel Moll o kadar yakınlaşmıştı ki güzel saçları hemen hemen Julian'in omzuna değiyordu. Altamira, siz pek gençsiniz dedi. Benim Provence'de evli bir kız kardeşim olduğunu söylemiştim. Henüz güzel, temiz yürekli, uysal bir kadıncağızdır. Bütün görevlerine bağlı çok iyi bir aile anasıdır. Dinini bilir ama kaba sofuluğu da yoktur. Matmazel Mol kız kardeşinin sözünü de ne diye açtı diye düşünüyordu. Gondalta Mira konuşmasını sürdürdü. Kız kardeşi mutludur. 1815'te de mutluydu. O zamanlar ben onun antipteki köşküne sığınıp gizlenmiştim. Mareşal Ney'in kurşuna dizildiğini duyunca sevincinden kalkıp oynadı. Vurulmuşa dönen Julien, ''Ne diyorsunuz?'' dedi. Altamira, ''Ne yaparsın? Parti anlayışı.'' dedi. Bu 19. yüzyılda gerçek tutku denen şey kalmadı. Fransa'da insanların bu kadar iç sıkıntısı çekmesi hep bundan. En büyük zulümler işleniyor ama bu işleri görenler içlerinde zulmetme gereğini duymuyor. Julien daha kötü ya dedi. İnsan bir kişiye birkaç kişiye kıymaya kalktı mı bari bundan zevk duymalı. Cana kıymanın iyi bir yanı, haklı gösterecek yanı olsa olsa bu olabilir. Matmazel Mol onurunu gözetmeyi unutmuş, Altamira ile Julien'in hemen hemen tam arasına girmişti. Kardeşinin kolunu bırakmamıştı. Onun dediğine uymaya alışık olan Norbert, salonun başka bir yerine bakıyor, orada öyle durmasına bahane olsun diye kalabalıktan geçemiyormuş gibi tavır takınıyordu. Altamira, "Doğru söylüyorsunuz." dedi. "Bugün her iş cana kıyma işi bile zevki duymadan görülüyor. Hemen de hatırdan çıkıyor. Ben size bu baloda adam öldürdükleri için yarın cehennemde yanacak belki 10 kişi gösterebilirim. Ama adam öldürdüklerini kendileri de unutmuşlardır halkta. Çoğu köpeklerinin bacağı kırılsa içleri yanıp gözyaşı döker. Ölüp de Perlaşe mezarlığına götürüldüler mi Parislerin kullandığı o hoş deyimle yani mezarlarına çiçek atılırken biri çıkar Onlarda kahraman şövalyelerin bütün erdemleri bulunduğunu söyler. Ağa babaların ağa babası 4. Henry zamanında yüce yüce ne işler görmüş onu anlatır. Araseli prensinin çabası yardımı boşa çıkar da ben asılmaktan kurtulur. Paris'te paramın zevkini çıkarabilirsem sizi saygı gören, hiçbir vicdan azabı da duymayan 8-10 kanlı katille birlikte yemeğe çağırayım. O akşam sofrada kan dökmemiş bir siz bulunacaksınız, bir de ben. Ama kan dökücü, Jacoben bir canavar diye küçümsenecek, hemen hemen kin göreceğim. Siz de kibarlar arasına yanaşma olarak girmiş bir halk çocuğu diye adam yerine konmayacaksınız. Matmazel Mol, çok doğru söylüyorsunuz, dedi. Altamira ona hayretle baktı. Julien bakmaya tenezzül bile etmedi. Kont Altamira konuşmasını sürdürdü. Şuna da dikkat edin ki Başına geçtiğim devrimi başaramamış olmamızın biricik nedeni benim 2-3 kafayı uçurmaya, anahtarı elimde olan bir kasabadaki 7-8 milyonu bize uyanlara dağıtmaya yanaşmayışımdır. Bugün beni astırmak için titreyen devrimden önce benimle senli benli konuşan kralım o 3 kafayı kestirip kasalardaki parayı dağıttısaydım bana nişana'nın birinci rütbesini verirdi. Çünkü o işi göze alsaydım devrimi hiç olmazsa yarı başarmış olurduk. Ülkede de yasal bir düzen kurulurdu. Dünyanın işi böyledir. Sanki bir satranç oyunu. Julien gözleri parlayarak ''Siz o zaman oyunu bilmiyor musunuz?'' dedi. Şimdi ise Altamira hüzünlü hüzünlü karşılık verdi. Şimdi ise o kafaları kestirir de geçen gün dokundurduğunuz gibi bir Grondin olmam demek istiyorsunuz değil mi? Hele siz düelloda bir adam öldürün de ondan sonra konuşuruz. Düello edip adam öldürmek, cellata öldürtmek kadar çirkin değildir de. Julien, bir işin sonuna ermek isteyen bunun çarelerine de katlanır. Ben bir nokta olacağıma güç sahibi bir insan olsaydım, dört kişinin hayatını kurtarmak için üç kişiyi astırmaktan çekinmezdim. Gözlerinde bilincin verdiği, herkesin ne diyeceğini aldırış etmemenin verdiği ateşli pırıltılar vardı. Ta yanı başında duran Matmazel Molun gözlerini gördü. Bunun üzerine incelikli, terbiyeli bir tavır takınacağına küçümseyici tavrı daha da arttı. Matilde pek şaşırdı ama artık Julien'i düşünmemekte elinden gelmedi. Kardeşini çekerek öfkeli öfkeli uzaklaştı. Bir panç içip durmadan dansa kalkmalıyım diye düşünüyordu adları, giyimleri en ileri erkeklerle dans edip ne olursa olsun herkesi kendime baktıracağım. Heh, Fervak kontu küstah da tam sırasında geldi. Onun dans çağrısını kabul etti. Dansa girdiler. Matilde içinden bakalım hangimiz daha çok küstahlık edebiliyoruz dedi. Ama onu söyletmeli de yoksa alay tam olmaz. Arası çok geçmedi öbür dans edenler oyunlarını büsbütün bırakmamakla kalmayıp kendilerini ileri sürmekten de vazgeçtiler. Kimse Matilde'nin alaycı nüktelerinden birini bile kaçırmak istemiyordu. Mösyö'de Fervak şaşırıyor, aklına herhangi bir düşünce değil ancak süslü sözler gelebildiği için yüzünü ekşitip duruyordu. Sinirli olan Matilde kıyasıya eziyetten çekinmedi, adamı kendine düşman etti. Sabaha kadar dans etti. Çekilip gittiği zaman pek yorgundu. Kalan bir parça gücünü de kendisine hüzün verecek düşüncelere harcıyordu. Julien onu küçümsemişti ama kendisi onu küçümseyemiyordu. Julian mutluluğun son derecesine varmıştı. Müzik, çiçekler, güzel kadınlar, her yanda gördüğü incelik onu sanki sarhoş etmiş, hele kendi için yüce şerefler, herkes için özgürlük hayalleri kurmak büsbütün coşturmuştu onu. Konta, ne güzel balo, dedi. Hiçbir eksiği yok. Altamira, var, dedi. Düşünce eksik. Altamira'nın yüzünde görgü geriye gizlendiği için daha yaralayıcı olan bir küçümseme belli oluyordu. Siz buradasınız ya Sayın Kont. Düşünce gene de devrimci değil mi? Ben buraya adım Kont Altamira'dır diye çağrıldım. Yoksa sizin salonlarınızda düşünceye karşı kim beslenir? Düşünce denen şey bir vaudeville şarkısında bir nükte olmakla kalırsa eh ses çıkarılmaz. Ödül de görür. Ama düşünce adamının sözlerinde güç, yenilik bulunursa siz ona utanmazım biri der çıkarsınız. Yargıçlarınızdan biri Kur'ya için öyle demedi mi? Kurye'yi de, Belanje'yi de hapse attınız. Sizin ülkenizde kafası değerli olan kim varsa Rahipler Kurulu ceza mahkemesine gönderiliyor. Kibar, efendiden denen kimseler de bunu alkışlıyor. Çünkü sizin kokuşmuş toplumunuz her şeyden çok görgü, incelik gereklerini önemser. Siz hiçbir zaman asker yiğitliğinden öte gidemezsiniz. Murat gibi adamlar yetiştirirsiniz ama sizden bir Washington çıkmaz. Ben Fransa'da kendini beğenmekten, boş yere koltuk kabartmaktan başka bir şey görmüyorum. Söz söylerken yeni bir şeyler söylemeye kalkışan kişi ağzından ölçüsüzce bir nükte kaçırdı mı evin efendisi namusu iki paralık oldu sanıyor. Jüriyeni de evine bırakmak üzere yanına almış olan kontun arabası o tam bu sözleri söylerken Lamor konağının önünde durdu. Julian o devrimciye gönül vermişti. Altamira ona hiç kuşkusuz köklü bir inançtan kaynaklanan çok büyük bir övgüde bulunmuş, siz öbür yurttaşlarınız gibi hafiflik eden biri değilsiniz, yarar ilkesinin ne olduğunu anlıyorsunuz demişti. Julian de Monsieur Casimir Delave'nin Marino Faliero tragedyasını iki gün önce seyretmişti. Bizim başkaldırmış halk çocuğu İsrail Bertuccio bütün o soylu Venediklilerden daha korkusuz bir adam değil mi? diyordu. Oysa o Venediklilerin soy kökenleri 700 yılından yani Yüce Şarlamay'ndan bir 100 yıl önce başlıyor. Monsieur de Retsin balosunda gördüklerimizin en soylusunun kökeni ise 13. yüzyıla ya çıkar ya çıkmaz. Ama gene de pek soylu olan o soylulardan çok İsrail Bertuccio hatırlanıyor. Bir derimci çıkar, toplumsal yaşamın cilvelerinin yarattığı bütün ünvanları yok ediverir. Başka bir yerde bakarsın bir adam çıkar, bu ölüm karşısında gösterdiği gözü pekliğe göre hak ettiği yere birden yükseli verir. Zekanın bile geçersiz kaldığı, etkinliğini yitirdiği dönemler olur. Danton, bu Valenolar, Renaller arasında dünyaya gelseydi ne olurdu? Belki savcı yardımcısı da olamazdı. Ben de neler söylüyorum. Danton bu çağda gelse kendini rahiplere satar bakan olurdu. Çünkü o yüce Danton da para çalmış, Mirobu da kendini satmış, Napolyon İtalya'da milyonlar çaldı. Çalmasaydı yoksulluk Pişegru gibi onda durduru verirdi. Bir lafayette hırsızlık etmemiş. Julien çalmak, satılmak gerekli mi diye düşündü. Bu soru uzun süre zihnini oyaladı. Gecenin kalan saatlerini devrim tarihini okumakla geçirdi. Ertesi gün kitaplıkta mektupları yazarken hala Kont Altamira ile konuştuklarını düşünüyordu. Uzun uzun hayallere daldıktan sonra "Doğru!" dedi. "Bu İspanyol özgürlükçüleri bir takım cinayetlere kalkışıp bunlara halkı da bulaştırsalardı böyle kolayca süpürülmezlerdi." Gururlu, geveze birer çocuk. Julian birdenbire uykudan uyanmışçasına benim gibi dedi. Ben hayatımda hangi zor işi gördüm de o zavallılar hakkında yargı vermeye kalkıyorum. Onlar ömürlerinde bir kere olsun cesaret göstermiş, bu işe hiç olmazsa başlamışlar. Ben sofradan yeni kalkmış, yarın yemek yemeyeceğim diyen bir adam gibiyim. Ama bunu biliyorum da gene bugün içimden bir güç, bir neşe duyabiliyorum. Acaba bir büyük işe girişen insanlar neler hisseder?'' büyük işlere girişmek tabanca çekmeye benzemez ki. Julien'in bu yüksek düşünceleri Matmazel Mol'ün ansızın kitaplığa vermesiyle dağıldı. Yenilmemeyi başarabilmiş Danton, Mirabeau, Carnot gibi insanlara karşı duyduğu hayranlıkla o kadar coşmuştu ki gözleri Matmazel Mol'e iliştiği halde onu hiç düşünmedi. Selamlamadı, sanki görmedi, Koca koca açılmış ili gözleri onun içeriye girmiş olduğunu fark edince de bakışlarındaki ateş söndü. Matmazel Moll bunu acı acı sezdi. Ondan Veli'nin Historie de France'ın Fransa tarihinin birinci cildini istedi. Bu kitap en üst raflardan birinde olduğu için Julien gidip büyük merdiveni getirmek zorunda kaldı. Merdiveni getirmiş, çıkıp kitabı bulmuş, Matilde'ye vermiş ama hala dalgınlığı geçmemişti kafası onunla ilgilenmiyordu. Böyle dalgın dalgın merdiveni yerine götürürken dirseği kitaplığın camına çarptı. Cam parçalarının yere düşmesinden çıkan gürültüyle kendine geldi. Hemen Matmazal Mol'den özür diledi, terbiyeli olmak istedi ama daha çoğu elinden gelmedi. Matilde onu rahatsız ettiğini, onun konuşmaktansa gene az önceki düşüncelerine dalmayı yeğleyeceğini açıkça gördü. Uzun uzun baktıktan sonra ağır ağır çekilip gitti. Julian onun yürümesini seyrediyor. Kızın bir gün önce baloya giderken giydiği o ağır giysiyle şimdi giydiği giysi arasındaki karşıtlığı haz duyarak düşünüyordu. Kızın bir gün önceki yüzüyle şimdiki yüz arasındaki değişiklik de o derece göze çarpıyordu. Reds dükünün balosunda pek kibirli bakan o kızın şimdi yalvarır gibi bakışları vardı. Julian Gerçekten bu siyah giysi endamının güzelliğini daha çok ortaya çıkarıyor. Bir kraliçe gibi duruşu var. Ama ne diye böyle yaz giysisi giyinmiş? Niçin yaz tuttuğunu kalkıp birine sorsam gene bir densizlik yapmış olurum. Julien'in az önceki derin coşku hali büsbütün geçmişti. Bu sabah yazdığım mektupları yeniden gözden geçirmeli. Kim bilir kaç sözcük atlamış, kaç kere budalalık etmişimdir. Mektuplardan birini zorlama bir dikkatle okurken yanı başında bir ipek kaşırtısı duydu. Hemen döndü. Matmazel Moll gene gelmiş, masanın iki adım ötesinde durmuş, gülüyordu. Böyle bir daha rahatsız edilmek Julian'ı kızdırdı. Matilde'ye gelince, o kendisinin bu delikanlının gözünde hiçbir şey olmadığını anlayıp üzülmüştü. Şimdi gülmesi o üzüntüyü gizleyebilmek içindi. Bunu başarmıştı da anlaşılan sizi pek ilgilendiren bir şey düşünüyorsunuz Monsieur Sorel. Acaba Kont Altamira'nın Paris'imize gelmesine neden olan devrimle ilgili meraklı bir hikaye mi? Ne düşündüğünüzü anlatıverin. Pek merak ettim. Gerçekten kimseye söylemem. Ağzından çıkan bu söze kendi de şaştı. Demek hizmetinde bulunan bir adama yalvarıyordu. Telaşlandığını gizlemek için şöyle aldırış etmezmiş gibi her zaman soğukkanlı bir adamsınız dedi. Ne oldu da size böyle Michelangelo'nun peygamberlerini andıran bir hal geldi? Yalnızca kendini ilgilendiren bir şey için böyle sorguya çekilmek Julien'in onuruna dokundu. Gene bütün deliliğini uyandırdı. Gitgide korkunçlaşan bir tavırla birdenbire parladı. Danton, para çaldığını iyi etti mi? Piemont devrimcileri, İspanya devrimcileri bir takım cinayetler işleyip bunlara halkı da bulaştırmalı mıydı? Bütün nişanları, orduda bütün yerleri, değerleri olsun olmasın adamlarına paylaştırmaları doğru muydu? Nişanları takacak adamlar kralın dönmesinden korkup ona karşı koyamazlar mıydı? Torino hazinesini yağma etmek doğru olur muydu? Matilde'ye biraz daha yaklaşıp dehşet verici bir halle, ''Kısacası matmazel'' dedi. Yeryüzünde bilgisizliği de cinayeti de kaldırmak isteyen bir adam bir fırtına gibi geçip rastgele kötülük etmeyi gözüne almalı mı? Matilde korktu. Onun bakışlarına dayanamayıp iki adım geriledi. Bir an durup baktı. Sonra korkmasından utanıp kaygısız bir tavır takınarak kitaplıktan çıktı gitti. 10. Kraliçe Margaret Hani çılgınlık vardır ki sen onda bile bize bir zevk bulundurmayasın. Ey aşk! Portekiz Mektupları Julian mektupları baştan okudu. Yemek zili çalınca kendi kendine kim bilir o Parisli kukla beni ne kadar gülünç bulmuştur dedi. Ona gerçekten düşündüklerimi söylemekle ne büyük delilik ettim. Belki de o kadar delilik değildir. O sırada gerçek bana yaraşan bir şeydi. O da ne diye gelip ancak beni ilgilendiren şeyler hakkında soru sormaya kalktı? Böyle yapması onun adına bir patavatsızlıktı. Görgü kurallarının dışına çıktı. Danton hakkında düşündüklerimi söylemek bana burada yapayım diye para verilen işler arasında değildir. Yemek salonuna girip de Matmazel Mol'ün gene yaz giysisiyle görünce öfkesini unuttu. Hele aile içinde yalnız Matilde'nin siyahlar giymiş olması büsbütün dikkat çekiyordu. Yemekten sonra bütün gün o içini kemiren iç sıkıntısından kendini iyice kurtulmuş buldu. İyi ki latince bilen akademisyen de yemekteydi. Julian içinden eğer Matmazel Mol'ün yasa hakkında soru sormak patavatsızlık olacaksa benimle en az alay edecek adam bu dedi. Matilde ona tuhaf tuhaf bakıyordu. Julian içinden Madame de Ronald söylemişti, dedi. Bu ülke kadınlarının kendilerini beğendirmek için içleri titriyor. Sabahleyin bu kıza iyi davranmadım. Benimle çene çalmak istedi, yüz vermedim. Gözünde değerim arttı. Kuşkusuz şeytan bu işte bir şey kaybetmiş olmuyor. Küçük hanım gene sırasını getirir, bana şöyle yukarıdan bakıp öcünü alır. Baksın da göreyim. Benim elden kaçırdığım kadınla bunun arasında ne büyük fark var.'' onda insanı çeken bir doğallık bir saflık vardı neler düşündüğünü kendinden önce ben anlardım sanki düşüncelerinin doğduğunu görürdüm onun yüreğinde bana olan aşkının karşısına çıkacak yalnız çocuklarının ölmesi korkusu vardı o aşk mantığa uygun ve doğal bir sevgiydi ben acı çekiyordum ve bana bile tatlı geliyordu onu elden çıkarmakla ne budalalık ettim paris düşüncesiyle bir takım hayallere kapılıp o büyük kadının değerini bilemedim. Ne fark, tanrım. Peki buralarda ne buldum? Kuru ve kibirli bir kasılma, her çeşidinden bencillik. Sofradan kalkılıyordu. Julien, aman akademi üyesini başka birine kapılmadan yakalayayım, dedi. Bahçeye çıkılırken ona yaklaştı. Uysal, her denilene uyar gibi bir görünümü vardı akademi üyesinin. Hermani'nin ulaştığı başarıya öfkelenmesine hak veriyor, kendi de onunla birlikte öfkeleniyordu. Ah, bugün de Letter de Cache geleneği olsaydı. Letter de Kaşe kralın mührü basılmış, sürgün, hapis ya da yasak kararı demektir. Akademi üyesi elini Talma'nınkilere benzeyen bir, Talma ünlü bir Fransız aktörüdür. Hareketle kaldırarak, ''Nerede o günler?'' dedi. ''Böyle bir işe cesaret mi edebilirdi?'' Julien bir çiçek sözü açarak Vergilius'un çiftçilik sanatından birkaç dize okudu. Rahip linklerden üstün şiir olmadığını söyledi. Kısacası bu adama yaranmak için elinden geleni yaptı. Sonra merak ettiği için değil, yalnızca laf olsun diye konuşur gibi ''Matmazel Moll gene bir mirasa mı kondu nedir?'' dedi. Karalar giymiş, akademi üyesi olduğu yerde durup ''Siz hem bu evde yatıp kalkıyorsunuz hem de onun deliliğini bilmiyor musunuz?'' dedi. Doğrusu annesi böyle şeylere nasıl izin veriyor anlamıyorum. Zaten söz aramızda bu evin başındakilerde irade gücü hak getire. Bu Matmazel Matilde de irade kuvveti vardır. Hepsine dediğini yaptırır. Bugün Nisan'ın 30'u. Akademi üyesi durup Julien'e kurnaz kurnaz baktı. Julien de elinden geldiği kadar zekice bir tavır takınıp gülümsedi. İçinden bütün ev halkına dediğini yaptırmak, karalar giymek bir de 30 Nisan. Bunlar arasında ne ilişki olabilir ki? diyordu. Ben sandığımdan da toymuşum. Akademi üyesine dönüp açıkça söylemek gerekirse diye söze başladı. Gözleriyle soruyordu. Akademi üyesi şöyle alımlı, uzun konuşma fırsatı düştüğünü görüp sevinmişti. Hadi bir bahçede dolaşalım dedi. 1574 yılı 30 Nisan'ında neler olmuş gerçekten bilmiyor musunuz? Julien şaşkınlıkla sordu. Nerede ne olmuş? grev alanında. Julian o kadar şaşalamıştı ki grev alanı sözünü duyduktan sonra gene de işin aslını sezemedi. Yaradılışı gereği kanlı olayların hikayesine bayılırdı. Merakla gözleri parlamıştı. Hangi insan vardır ki bir şey anlatmaya kalksın da dinleyen de böyle bir hal görsün ve sevinmesin. Böyle işi kökünden bilmeyen bir dinleyici bulduğu için ağzı kulaklarına varan akademi üyesi, çağının en güzel delikanlısı Boniface de la Molle, dostu Piemon eşrafından Anibal de Coconasso'nun 30 Nisan 1574 tarihinde grev alanında başlarının kesilerek idam edilmelerini uzun uzun anlattı. La Mol, Navarre kraliçesi Margaret'in taparcasına sevdiği aşığıymış. Matmazel Mol'ün adı da bunun için Matilde Margaret'tir. Lamol Alençon dükünün en sevdiği adamlarından. Sonradan 4. Henry olan Navarre kralının yani sevdiği kadının kocasının can ciğer dostuymuş. 1574 yılı karnavalının son günü bütün saray halkı ölüm deşeğine düşmüş zavallı kral 9. Charles'la birlikte Saint Germain'deymişler. Lamol kraliçe Catherine de Medici'sin savaş tutsa diye sarayda tuttuğu prensleri kaçırmak istemiş. Bu prenslerle arkadaşlığı varmış. 200 atlıyla gelip Saint-Germain'i kuşatmış ama Arançon dükü korkmuş. Lamol de cellata teslim edilmiş. Matmazel Matilde'nin asıl içine işleyen, bunu bana kendi itiraf etti. 7-8 yıl oluyor. O zaman daha 12 yaşındaydı ama o akıllı bir kızdır. Hem de ne akıl. Akademi üyesi bunu söylerken gözlerini göğe kaldırıyordu. Bu siyasal yıkımda onun asıl içine işleyen Navarre kraliçesi Margaret'in grev alanında bir eve gizlenip cellattan aşığının kesik başını istemeye cesaret etmiş olmasıdır. Kraliçe Margaret ertesi akşam gece yarısı o başı alıp bir arabaya binmiş, Montmart tepesi eteğinde bir küçük kiliseye götürüp kendi eliyle gömmüş. Bu olay Julien'i pek etkilemişti. Doğru mu? dedi. Matmazel Matilde işte gördüğünüz gibi bu eski olayı düşünmüyor, 30 Nisan günü yaz tutmuyor diye kardeşini adam yerine koymaz. Kokonasso'nun adı İtalyanların çoğu gibi Anibal'miş diye o idamdan beri Lamolle Kokonasso arasındaki yakın dostluğun anısına saygı olarak bu ailenin bütün erkek çocuklarının birer adı da Anibal olur. Akademi üyesi sesini biraz alçaltarak o Kokonasso 9. Charles'ın kendi sözleriyle 24 Ağustos 1572'de en acımasızca adam öldürenlerden biriymiş. Ama Sayın Sorel siz bu konağın adamlarından olasınız da bunları bilmeyesiniz. Şaşılacak şey doğrusu. Sofrada Matmazel Mol'ün kardeşine iki kez Anibal dediğini duymuştum. Demek bunun için. Ben yanlış duydum sanmıştım. Sitem olsun diye öyle söyler. Marquez'in böyle deliliklere ses çıkarmamasını bir türlü aklım almıyor o uzun kızı alacak kocanın çekeceği var. Akademi üyesi Matilde Yeren birkaç cümle daha söyledi. Gözlerinde parlayan neşe ve senli benlilik Julien'in gücüne gitti. İçinden biz burada iki uşak efendilerimizi çekiştiriyoruz dedi. Ama bu akademiciden ne görsem şaşmam. Bir gün Julien onun Markiz'in ayaklarına kapandığını görmüştü. Taşla'da oturan bir yeğeni için tütün satıcılığı diliyormuş. Akşamı Matmazel Mol'ün hizmetçilerinden bir kız, o da vaktiyle Eliza gibi Julien'in gözüne kestirmişti, hanımının karalar giymesinin gösteriş olmadığını Julien'e anlattı. Bu tuhaflık kızın yaratılışından geliyordu. O, çağının en zeki kraliçesinin taparcasına gönül verdiği aşığı olan Boniface Delamol'ü gerçekten severdi. O adam dostlarını tutsaklıktan kurtarmak için canını vermişti. Dostları da ne dostu? İçlerinden biri hanedanın en büyüğü, biri de dördüncü Henry. Madame de Rönel'in her davranışında parlar gibi kendini gösteren doğallığa alışık olan Julien, Paris kadınlarında ne görse yapmacık diye bakıyordu. Hele biraz da hüzünlü bir günü oldu mu artık onlara diyecek söz bulamazdı. Ama Matmazel Moll başkaydı. Onun duruşundaki soyluluğun verdiği güzelliği ilk zamanlar bir duygusallılık diye karşılamıştı. Öyle olmadığını artık anlamaya başladı. Onunla uzun uzun konuşmaları oldu. Bahar'ın güzel günlerinde akşam yemeğinden sonra bazen Matmazel Mol, ile bahçeye çıkıp salonun açık pencereleri boyunca geziyordu. Bir gün ona Da Vinci'nin tarihini, Brantom'u okuduğunu söyledi. Julien içinden ''Garip kitaplar'' dedi. Markiz'e sorsan kızına Walter Scott'ın romanlarını okutmaz. Bir gün Matilde, gözleri zevkle parlayarak, hayranlığın içten geldiğine en iyi kanıt budur, Le Toil'in anılarında okuduğu bir hikayeyi anlattı. Üçüncü Henry zamanında bir kadın kocasını başka bir kadınla görünce hançerleyip öldürmüş. Julien'in koltukları kabarıyordu. Çevresindekilerden o kadar saygı gören akademi üyesinin dediğine göre de bütün ev halkına sözünü geçiren bir hanım onunla hemen hemen dostluğa benzeyen bir hal alarak konuşmaya tenezzül ediyordu. Arası çok geçmedi Julien kendi kendine ''Yanılmamışım'' dedi. ''O bana dostluk göstermiyor, konuşmaya ihtiyacı var.'' tragedya kahramanlarının içlerini dökecek birer sırdaşları vardı ya, bu kız da beni seçti. Bu aile içinde de beni bilgin sanıyorlar. Hele ben bir Bartomu, Davinia'yı, Leto'yla okuyayım. Matmazel Möl'ün sözünü ettiği olayların birkaçı için olsun öyle değilmiş diyebilirim. Ben öyle yalnızca susup dinleyen sırdaş oyunda kalmaya razı değilim. Duruşunda hem bir çalım hem de bir doğallık olan o kızla konuştukları yavaş yavaş daha ilgiyle dinlenecek şeyler olmaya başladı. İsyan etmiş bir halk çocuğu olduğunu, öyle gözükmek gerektiğini unutuyordu. Mademoiselle Molly bilgili, aklı başında bir kız buluyordu. Onun bahçede açıkladığı düşünceler salonda açtıklarından çok başkaydı. Bazen Julien'le konuşurken gösterdiği coşkunluk, açık sözlülük her zamanki o kibirli, soğuk görünümüne ters düşüyordu. Bir gün Julien'e akıllı akıllı, coşkunca parlayan gözlerle lig savaşları... Fransa'nın destanlara yaraşır kahramanlıklar çağdır dedi. O dönemde herkes dilediği şeyi elde etmek, tuttuğu tarafı kazandırmak için çarpışıyor. Sizin imparatorunuzun günlerinde olduğu gibi göğsüne nişan taksın diye öyle bayağıcı bir umutla çarpışmıyordu. Kabul edin ki o zamanın adamlarında bencillik küçüklük daha azmış. Ben o çağı severim. Julien, Boniface Delamol de o çağın kahramanı değil mi? dedi. Herhalde onun sevildiği gibi sevilmek bir şey olsa gerek. Bugünkü kadınların hangisi sevgilisinin kesik başına el değdirirse tüyleri ürpermez. Madame Mole kızını içeri çağırdı. İkiyüzlülüğün yararlı olabilmesi için gizlenmesi gerekir. Julien de yukarıdaki sözlerden anlaşılacağı üzere Napolyon için beslediği hayranlığı Matmazel Mole biraz açmıştı. Julian bahçede yalnız kalınca kendi kendine işte bu adamların bize karşı olan üstünlükleri dedi. Atalarının tarihi onları bayağı duyguların üstüne çıkarıyor. Her an neyle geçineceklerini düşünmek zorunda değiller. Sonra acı acı içini çekerek ekledi. Ben bu yüce duygular çıkarlar üzerinde düşünecek adam değilim. Hiç kuşkusuz onları iyice anlamam da. Ekmeğimi alacak bin frank gelirim olmadığı için ömrüm bir sıra iki yüzü davranışlarla geçiyor. Koşarak yeniden bahçeye gelen Matilde ne düşünüyorsunuz? diye sordu. Bu soruda bir içtenlik vardı. Gene onunla konuşayım diye koşarak soluk solağa gelmişti. Julien de kendini hor görmekten artık bezmişti. Öyle zengin bir kıza yoksulluğundan söz ederken sıkılıp kızardı. Gururlu haliyle hiçbir şey istemediğini belli etmeye çalıştı. Şimdiye kadar Matilde hiç böyle şirin gözükmemişti. Matilde onda çoğu zaman görmediği bir duyarlılık, bir özü açıklık hali gördü. O akşamın üzerinden bir ay geçmemişti. Julien bir gün Lamol konağının bahçesinde düşünceli düşünceli dolaşıyordu. Ama artık yüzünde kendine hep aşağılık bulmanın verdiği o sertlik, o filozofça gurur kalmamıştı. Kardeşiyle koşarken ayağını acıttığını söyleyen Matmazel Mol'ü salon kapısına kadar götürüp dönmüştü. Julian içinden koluma tuhaf tuhaf yaslandı diyordu. Acaba ben kendimi beğeniyorum da onun için mi bana öyle giriyor Yoksa gerçekten o kız benden hoşlanıyor mu? Kendisine gururumun acılarından söz ettiğim zamanlar bile beni uysal uysal dinliyor. Oysa herkese karşı ne kadar kibirlidir. Salondakiler onun benimle konuşurken aldığı hali görseler şaşırıp kalırlar. Bana gösterdiği uysallığı, yumuşak huyluluğu kimseye göstermiyor. Burası kesin. Julian ondan gördüğü garip dostluğu gözünde büyütmemeye çalışıyordu. O dostluğu kendisi de silahları bırakmadan açılmaz bir görüşmeye benzetiyordu. Her gün buluştuklarında bir gün önceki hemen hemen senli benli tavra varmadan kendi kendilerine bugün dost mu olacağız, düşman mı diye sorarlardı. İlk söyledikleri cümlelerde söz edilen şeyin özünü önemsemez, her ikisi de ancak biçime dikkat ederdi. Julian o kibirli kızın bir tek davranışını bile karşılıksız, cezasız bırakacak olursa her şeyi kaybedeceğini anlamıştı aramız açılacaksa bu daha başındayken haklarını savunarak olmalı. Yoksa kendi onuruma borçlu olduğum en ufacık görevden kaçınırsam bir takım küçümseci davranışlarla karşılaşacağım bir gerçektir. Onları görmezden gelerek bozuşmak bir yarar getirmez. Birkaç kere sinirli günlerinde Matilde ona karşı bir hanımefendi tavrı takınmaya kalkıştı. Bu işe girişirken doğrusu oldukça zekice ve kurnazca davranıyordu. Ama her seferinde Julien böyle davranışları kabalığa kaçan bir sertlikle karşılıyordu. Bir gün onun sözünü birdenbire keserek ''Matmazel Mol'ün babasının yazıcısına verilecek bir emri mi var?'' dedi. Emirleri saygıyla dinleyip yerine getirmek görevidir. Bundan başka bir diyeceği yoktur. Ona verilen aylık yalnız kendisine ait olan düşünceleri söylesin diye değildir.'' Aralarındaki bu durum, Julie'nin aklına gelen garip kuşkular, o pek gösterişli ama her şeyden korkulan, neyle alay edilse densizlik sayılan salonda ilk zamanlar içine çöken sıkıntıyı dağıttı. Beni sevmesi doğrusu pek tuhaf olur. İster sevsin ister sevmesin, düşündüklerimi söylerken dinleyen akıllı bir kız, hem de bütün ev halkını, hele Kresonoa Marquis'ini tir tir titreten bir kız. O delikanlı, çok terbiyeli, ağırbaşlı, hem de yiğit, zenginliğinden ve soyluluğundan gelen üstünlüklerin bir teki bende olsa içim rahat ederdi. Kızı çıldırasıya seviyor. Bir Paris'i ne kadar sevebilirse o kadar seviyor. Onu alacak. Mösemol bana evlenme sözleşmesini hazırlamak için iki tarafın noterine de kaç kez mektup yazdırdı. Ben kalem elimdeyken uşak düzeyindeyim. Ama iki saat sonra bahçede o kibar delikanlıyı alt ediyorum. Doğrusu kızın ona karşı beni seçtiği çok belli. Pek açık. Belki de ona ileride kocası olacak diye kini var. Onda o kibir varken bu da olabilir. Bana gösterdiği iyi davranışlar da beni parayla tutulmuş bir sığday saymasından geliyor. Hayır hayır. Ya ben deliyim ya da o kız bana kendini sevdirmek istiyor. Ne kadar soğuk davransam beni o kadar arıyor. Böyle davranması belki de bilerek gösteriş olsun diyedir ama ben beklemediği zaman karşısına çıktım mı gene gözleri parlıyor. Parisli kadınlar yapmacıklıkta bu derece usta mı? Bana ne? Görünüş benim için tatlı ya. Çıkaralım bu görünüşün tadını. Ne de güzel kız. Bazen bana bir bakışı var. O zamanlar yakından gördüm mü o iri mavi gözleri pek hoşuma gidiyor. Bu bahar nerede? Geçen yılın baharı nerede? Geçen yıl ben 300 kötü 200 arasında mutsuz mutsuz yaşıyor. Kendimi ancak irademle kurtarıyordum. Ben de hemen onlar kadar kötü bir insan olmuştum. Kuşku günlerinde Julien, o kız benimle eğleniyor diyordu. Beni alaya almak için kardeşiyle birlik olmuş ama kardeşini de güçsüz buluyor. Adam yerine koymuyor. Bir gün bana onun sözünü ederken yürekli adamdır ama işte o kadar dedi. Hem de ancak İspanyolların kılıcı karşısında yürekli. Paris'te her şeyden korkar. Her yerde gülünç olmaktan çekinir. Herkesin düşündüğünden başka bir düşüncesi olmaktan kaçar. Kardeşinden söz ederken işte hep böyle şeyler söylüyor ona hep ben arka çıkıyorum. 19'unda bir kız. İnsan o yaşta kendini bir iki yüzlük yolu çizer. Günün bir anında bile şaşmadan onu izleyebilir mi? Ama Matmazel Mol iri mavi gözlerini bana dikip de o tuhaf haliyle bakmaya başladı mı Kont Norbert hemen uzaklaşıyor. Bu hal beni kuşkulandırıyor. Kız kardeşinin konağın uşaklarından birini gözüne kestirmesi onu sinirlendirmeli değil mi? Şahin'le dükü benden uşak diye söz ediyordu. Bu aklına gelince bütün duyguları siliniyor, yalnız öfke kalıyordu. Acaba o, o dük denen kaçık böyle demesi eski günü sevdasından mı? Julien kaplan gibi bakarak ekliyordu. Hakçası güzel kız, onun koynuna gireceğim, sonra kaçarım. Kaçarken beni rahatsız etmeye kalkanın da vay haline. Bu düşünce Julien'in biricik işi oldu. Başka hiçbir şey aklına girmiyordu. Günleri birer saat gibi geçiyordu. Her an önemli bir işle uğraşmak istiyor ama aklı hep o hayale dalıyordu. Bir çeyrek saat geçmeden yüreği tutkuyla çarparak kendine geliyor, kafası allak bullak gene o düşünceye saplanıyordu. Beni seviyor mu?